Yeni sezon hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Önce sizden takıma dair bilgileri biraz almak isteriz. Şimdi tabii ilk etabımızı tamamladık. Kızılcahamam'da, Çamoter'de gayet keyifliydi. Yoğun bir antrenman temposu içerisinde geçti. Tabii iki tane hazırlık maçı yaptık. Bu iki hazırlık maçı da en azından zaten geçen sezondan oluşmuş olan çok iyi bir kadroya sahibiz. Malum Avrupa kupalarında gösterdikleri başarıya baktığımızda kadro yapısı itibariyle çok önemli bir kadroya sahiptim. Bu kadronun aynı şekilde devam ettiği bir ortamda sezon başı kampında ilk etabında da hem birbirimize kaynaşma problemimiz olmadan takım halindeki oyun anlayışımızı, mantalitemizi, sistemimizi birlikte daha iyi anlayarak ilk etabı güzel bir şekilde değerlendirdik diye düşünüyorum. Bülent Uygun transfer çalışmalarına bakıldığında istediğiniz noktaya ulaştınız mı? Kadronuza katmak istediğiniz yeni oyuncular var mı? Çok önemli Serdar Gürler gibi çok önemli bir yıldız transferi yaklaşık bundan zaten sezon başlamadan önce 3 ay önce transferi gerçekleşmişti. Malum Serdar Gürler'i de Türkiye'ye ilk getiren hocayı bendim. Onu Elazığ'a almıştım o zamanlar. Dolayısıyla çok kaliteli bir futbolcumuz bizle birlikte oldu. Samsunspor'dan da Hasan'ı almışlardı. Osmanlıspor'un yapısı itibariyle Süper Lig ekibinin iyi olmasından dolayı zaten transferleri daha önceden planlayarak programlı bir şekilde yerine getiriyor. Bugün zaten belki de birçok hocamızın başaramadığı NDA gibi bir transferi de takıma kazandırmış durumdalar. O yüzden scouting ekibi gerçekten çok başarılı bir Osmanlıspor'da bulunmak benim için ayrıca bir avantaj oldu. Şu an itibariyle baktığımızda başkanımız 2-3 tane daha transfer yapmayı planlıyor. Ama ben 12 yaşında bir tane genç bir yeteneğimiz var. Sadece başkanımdan onu mutlaka almasını rica ettim. Emre Uzun diye. Bu kişi an kendisi Sakaryaspor'da bir futbol okulunda bizim eski abilerimizden Necdet Ersin tarafından yetiştirilen yetenekli bir kardeşimiz var. Ben dedim bunu istiyorum. Ondan sonraki olacak transferleri de hayırlısıyla zaten siz en iyisini yaparsınız deyip şu anda transfer anlamında beklemedeyiz. Bülent Hocam, peki teknik direktörlerin kulüplerde kalma süresi incelendiğinde 12 yaşındaki bir oyuncuyu transfer etmek istemek pek gerçekçi gibi görünmüyor, dürüst olmak gerekirse. Hani bu planı neye dayanarak ya da neyi düşünerek böyle bir transfer talebinde bulundunuz? Şimdi şöyle, tabii bizim hocalar olarak baktığımızda uzun vadeli sistem itibariyle çalışmamıza müsaade etmeyen bir yapıdayız. Çünkü en başından beri başarısızlık olacak veya performansı sergilemediğiniz zaman hemen ilk sorgulanan hocalar oluyor tabii ki. Bu yapının doğrusunda da hemen hemen bütün hocalar çok çabuk değişiklik arz edebiliyor. Ama bugün istikrar anlamında baktığınızda ben Sivasspor'da 7 sene çalışmışım. Kazandıklarımız ortada. Bugün Başakşehir'de Abdullah Avcı'ya baktığımızda o da tahmin ediyorum en az öyle o civarlarda çalıştı. Başarısı da ortada. İstikrar dediğimizde istikrarın ne olduğu hep beraber görebiliyoruz. Ama sadece bu istikrar kulüp yapısı, onun kurumsallığı ve bununla birlikte de scouting sistemiyle doğru transferi o takımın bünyesine uyacak şekilde yapmakla orantılı. Çünkü sadece bir hocanın başarısı değildir bu başarı veya başarısızlık. Mutlak ve mutlak öncelikle yönetimin, o futbolcu kadrosunun oluşumundaki her kimin payı varsa onlarındır. Bu da ilk etaptaki cezasını gören de hocalar oluyor. Şimdi ben 12 yaşındaki gençle alakalı söylemim de şu. Biz Türk futbolunda geleceğimizi kurtarmak ve Osmanlıspor'un başkanımızın mantalitesi ve düşüncesi hem bütün Türkiye'deki gençleri kucaklayıp oradan hizmet edebilmek anlayışı olduğu için böyle bir transferde zaten kendisi de sıcak bakıyor. Ben de böyle bir yeteneğin Türk futboluna kazandırılmak adına alınması, eğitilmesi, eğitim hayatının doğru bir şekilde de planlanması ve sonucunda da inşallah 5 sene sonra da Türk sporunda önemli bir futbolcu olarak Türk sporuna hizmet etmesi tabii ki amacımız. Hocam, bir spor adamı olarak siz de takdir edersiniz ki 12 yaş aslında böyle gündeme gelmek için biraz tehlikeli bir yaş. Geçmişte Beşiktaş'ta Muhammed örneği var. Barcelona'nın istediği hep konuşuluyordu. Çok fazla yine basının gündemine gelmişti ve kariyeri biraz hayal kırıklığı oldu. Siz
Emre Uzun transferi için bu yönde hayatıyla ilgili bir planlama yapıyor musunuz bu transferi düşünürken? Şimdi tabii ki öncelikle bir kere futbolcu kardeşimizin eğitimiyle dahil olmak üzere bir kere bu işleri yaparken doğru planlamayı yapmak lazım. İkincisi iyi bir eğitmenin elinde eğitilebilmesi lazım. Üçüncüsü o futbolcunun geleceği, o gelişim sürecini de doğru takip edip doğru yönlendirmek gerekiyor. Biz maalesef Türkiye'de bu tarz şeyleri maalesef yapamıyoruz. Bakın ben yıllardan beri proje üreten bir teknik direktörüm. Türkiye'de de benden başka proje bu anlamda söyleyen fazla hoca duyamazsınız. Aslında söylemesi gerekenler söylemediği için bu ülkede maalesef bizim söylediğimizde ancak geçebiliyor ki benim yaklaşık olarak 30'a yakın proje sunmuşluğum var bu konuyla ilgili. Bunlardan bir tanesi de altyapı eğitim hocalarımızın pro lisanslı ve UEFA lisanslı olup Futbol Federasyonu tarafından maaşlarının verilmesi diye özellikle söylemiştim. Sebebine gelince doğru eğitmenle doğru gençlerimizi eğiterek başarıyı elde edebiliriz. Şimdi bugün altyapılarımızda hemen hemen %80'inde 1,5 milyar maaş alan eğitmenlerimiz fakat doğru bilgileri olmayan eğitmenlerimiz de dolu. Ve bizim gençlerimizi yetiştirecek olan bu çocuklarımızı yetiştirecek olan hocalarımıza ne imkan, ne iş, ne bilgi, ne herhangi bir şekilde kendilerinin gelişimini sağlayacak imkanlar sağlamıyoruz. Sağlamadığınız bir ortamda da Türkiye'nin bu kadar genci olan insanların da yetişmesine doğru beklemek çok yanlış olur diye düşünüyorum. Yapılması gereken birçok proje var. Ben Sayın Spor Bakanımızın özellikle şu anda değişen Spor Bakanımız Osman Bakın bu konuyla ilgili çok ilgileneceğine eminim, biliyorum. Çünkü kendisini tanıyorum. Spora aşık bir insan. İnşallah bu kanunları, kuralları, sistemi ve kurumsallığı tüm spor dallarında yayarlar. Türkiye'deki 15 milyon yakın gencimiz hem Avrupa hem dünya şampiyonalarında hem de futbol anlamında bu şampiyonalarda istediğimiz, arzuladığımız yeteneklere kavuşmuş oluruz.